Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte bir okurumuzun Teknopat Sosyal'de yaşadığı DirectX kurulum sorununu nasıl Process Monitor ile çözdüğümü göstereceğim. Öncelikle okurumuzun yaşadığı soruna bakalım. DirectX'i kurmaya çalışırken an internal system error occurred hatası alıyor ve DirectX kurulumu gerçekleşmiyordu. Okurumuz bizimle birlikte logları yani günlük dosyalarını paylaştı. Biz de bu günlük dosyalarını alıp incelemeye başladık. Şimdi gelin öncelikle günlük dosyalarına birlikte bakalım. Buradaki dosyalar benim okurum bilgisayarını TeamViewer ile bağlanıp aldığım dosyalar. Öncelikle bizi ilgilendiren DirectX Error dosyası. Bu dosyanın içerisinde hatanın sebebi yazmakta. Örneğin RegQueryValueEx komutu göndermiş kurulum fakat söz konusu istediği dosyayı bulamamış. Bu şekilde daha net hataları elde edebiliyoruz. Bu dosyaları nasıl paylaşacaksınız bizimle? Onun için de böyle bir konumuz var Teknopat Sosyal'de. Dosyaların bulunduğu konumdan alıp bize gönderirseniz güzel bir şekilde analiz edip DirectX sorunlarınızı daha güzel bir şekilde çözebiliriz. Şimdi konumuza dönecek olursak DirectX kurulumu hata veriyor. Hata nedir? RegQueryValueX. Yani register'de, kayıt defterinde bir tane değeri sorgulamış kurulum. Fakat bu sorgulama sonucu sorgulanan şey bulunamamış. Bu bağlamda sistem belirtilen dosyayı bulamıyor diye bir hata ile karşılaşıyoruz. Tabii ki benim bunu hemen çözmem o kadar kolay olmadı şu an size anlatırken gibi. Buraya adım adım nasıl vardığımı sizlere göstermek istiyorum. Sorunu daha iyi bir şekilde çözebilmek için Process Monitor isimli yazılımı kullandık. Process Monitor ile DirectX kurulumunun bir raporunu oluşturduk. Şimdi o raporu sizlere açmak istiyorum. DirectX Setup.exe'yi çalıştırmışız ve bu çalıştırdığımız yazılımın yaptığı bütün adımları, işlediği her şeyi adım adım burada görüyoruz. Görmüş olduğunuz üzere dosyalar çıkartıyor, kayıt defterinden sorgulamalar yapıyor vesaire. Bu şekilde ilerliyor. Fakat bir yerde bu yazılım aradığını bulamıyor ve çakılıyor. Bizim yapmamız gereken nerede çakıldığını bulmak. Şimdi biraz mantık yürütürsek bir yazılım sorunsuz bir şekilde kuruluma devam ederken eğer hata veriyorsa bu hatayı hata isimli bir log dosyasına kaydediyor. Zaten bizim örneğimizde de durum bu. Yani hata verdiği zaman DirectX Error log dosyasını oluşturmuş. Bu durumda bizim şuna bakmamız gerekiyor. Bu DirectX kurulum dosyası ne zaman DirectX Error.log dosyasına yazmaya başlamış? Şimdi isterseniz bunu daha hızlı bir şekilde bulabilmek için Ctrl+F diyelim, yani arama yapalım. Aramada neyi arayacağız? DirectX Error. Yani bu dosyaya ne zaman yazmaya başladın sen kardeşim? Bunu bize göster. Bunu buraya yazıyoruz ve sonrakini bul diyoruz. 164.396 kaydın içerisinden arama bitti ve 153.905. işlemde DirectX Error.log'a yazmaya başlamış. Demek ki tam bunun öncesinde program duvara toslamış. Yani duvara tosladıktan sonra ben duvara tosladım. Buyurun bu da hata kaydı diye hata kaydı düşmeye başlamış. Peki nerede duvara toslamış? Bizim için o önemli. Şimdi bir yukarı çıkıyoruz. Create file dosyayı oluştur demiş. Yani logs klasörünü oluşturmuş. Fakat onun hemen üstünde name not found, yani isim bulunamadı hatası alıyoruz. Peki neyi aramış da bulamamış? Bakıyoruz. Kayıt defterinde HK Local Machine, Software, WoW6432Node, Microsoft, DirectX, Version değerini bulamamış. Bu değeri bulamadığı için de hataya düşmüş ve ondan sonra bunu DirectX Error.log'a kaydetmeye başlamış. Peki nasıl kaydetmiş? Burada görmüş olduğunuz üzere. Diyor ki ben diyor RegQueryValueX girdim diyor. Yani bir tane kayıt defterini sorgulamak istedim diyor. Bakıyoruz. Evet, RegQueryValue. Yani bu değeri sorgula demiş. Fakat sorgulamak istediği değeri bulamadığı için hataya düşmüş. Şimdi normal şartlarda bir sistemde kayıt defterine girdiğiniz zaman burada DirectX Version kısmında sistemde yüklü DirectX'in sürümü olması lazım. Açalım kayıt defterimizi. Burada girilmişi var Cem Yılmaz'ın dediği gibi. HK Local Machine Software WoW6432Node. Eğer sizde girilmişi yoksa buradan girebilirsiniz. Bilgisayar HK Local Machine Software WoW6432Node Microsoft DirectX kısmına giriyoruz ve burada arkadaşlar Version girdisinin olması gerekiyor. Bu version girdisi sizin bilgisayarınızdaki yüklü DirectX sürümünü belirtiyor. Ve bu sayede kurulum yükseltme yapıp yapmayacağına karar verebiliyor. Fakat bu anahtarlar yoksa, özellikle hem install version hem de version anahtarları yoksa yazılım hataya düşebiliyor. Burada da tam olarak olan bu. Yazılımımız yani kurulum DirectX Setup.exe kayıt defterine gidiyor. Bu anahtara bakıyor ve version girdisini bulamıyor. Version girdisini bulamayınca da hataları suratımıza atmaya başlıyor ve log dosyasına kaydediyor. Sonuç olarak karşımızda böyle bir log dosyası oluşuyor. Söz konusu kayıt defteri girdisini bulamadığı için. Peki sorunu nasıl çözeceğiz? Arkadaşımızın kayıt defterinin aynı bizim kayıt defterimiz gibi olması lazım. Tekrar açalım kayıt defterimizi. Aynı bizim kayıt defterimiz gibi onda da bu girdilerin olması lazım ki hata almasın. Şimdi konuya geri dönelim. Bakalım sorunu nasıl çözdük. Moderatörümüz bazı hatalı DLL'ler tespit etmiş. İlk paylaştığı logda farklı DLL'ler vardı. Yani ilk paylaştığı log farklıydı. O yüzden bu tür bir çözüm önerisi yaptı moderatörümüz. Bu gayet normal bir durum. Sonra ben konuya dahil oldum fakat ilk aşamada çözemedim. İlk aşamada HK Local Machine Software Microsoft DirectX kısmına baktım. Fakat onun sorguladığı kısım Software Microsoft DirectX değildi. Software WoW6432Node Microsoft DirectX kısmıydı. İkisi farklı. O yüzden ilk aşamada çözemedim. Zaten saat gecenin 1.46'sıydı. Bu bağlamda diğer logları da gönderdi. TeamViewer'la bağlandım ve ek kayıt dosyalarını aldıktan sonra hatayı tespit ettim. HK Local Machine Software WoW6432Node Microsoft DirectX kısmına bakıyordu ve orada version kısmını bulamıyordu. Şimdi okurumuz ne demiş? Burada sadece varsayılan diye bir şey var. Türü REG_SZ ve değer atanmamış olarak gözüküyor. Yani olması gereken iki tane şey yok. Onda sadece varsayılan var fakat olması gereken ek olarak installed version ve version. Bu ikisi eksik. Bu durumda ben ne yapıyorum? Benim DirectX anahtarıma ver diyerek yedekliyorum. Ondan sonra onun içeriğini alıp buraya atıyorum. Diyorum ki bunları bir reg dosyası olarak kaydedeceksin, çalıştıracaksın ve bu sayede bu girdiler senin kayıt defterine eklenecek. Peki sonuç ne? Gerçekten çok teşekkür ederim. Dediğiniz son şey işe yaradı. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. İyi günler dilerim. Evet, sorun arkadaşlar. Arkadaşımızın kayıt defterindeki eksik girdiler. Bu girdileri tamamladıktan sonra artık DirectX sorunsuz bir şekilde kurulabiliyor. Evet, işte bu şekilde hem hata raporlarını kontrol ederek hem de Process Monitör'den analizler gerçekleştirerek bir sorun daha çözdük. Umarım bu video sizlere Process Monitör'ü nasıl kullandığım hakkında daha iyi bir fikir vermiştir. Bir başka rehberde görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize çok iyi bakın.